Bugün aynı zamanda Mehmet Eymür'ün de ölüm haberini aldım. Adettendir ölenin arkasından sorulur, nasıl bilirdiniz diye. Biz Mehmet Eymür'ü iyi bilmezdik. Mehmet Eymür, cumartesi annelerinin yaşadığı acıların sorumlularından, aktörlerinden biridir. Hepimizin 981. haftasındayız. Anneler evlat acısı yaşasın istemiyoruz. Bu topraklarda şairin dediği gibi ölümün yalnızca ecelden olmasını istiyoruz. Evladını kaybeden annelerin acılarını tüm kalbimizle paylaşıyor ve kendilerine başsağlığı diliyoruz. Barış istiyoruz talebimizi bir kez daha burada ifade ediyoruz. 29 yıldır soruyoruz. Mehmet Fındık, Ömer Fındık ve Ömer Kartal nerede? Devlet kurumları eliyle kendilerinden geriye hiçbir iz bırakılmadan kaybedildi. Devlet hesap verme yükümlülüğünü yerine getirmedi. Suçun fail ve sorumluları cezasızlıkla korundu, yaşananlar görmezden gelindi. Suçun failleri, suça neden olan faktörler ve kaybedilenlerin maruz kaldıkları fiil ve işlemler hakkında kayıp yakınlarının hakikati bilme talepleri bugüne kadar karşılık bulmadı. Ne yazık ki iktidarlar değişse de hakikat ve adalet karşıtı rejimde bir değişiklik olmadı. 981. haftamızda 29 yıldır hukukun işletilmedi, hakikatin inkar edildi, Mehmet Fındık ve Ömer Kartal dosyasında adalet talebiyle Galatasaray Meydanı önünde bulunuyoruz. 31.12.1995 tarihinde saat 13.30'da Silopi Doruklu Köyü muhtarı Mehmet Fındık telefonla arandı. Arayan kişi jandarma komutanlığından arıyordu. Bize yılbaşı için 3 tane hindi getirin dedi. 13 yıldır muhtarlık yapan Mehmet Fındık, can güvenliğinden endişe ettiği için yanına kardeşi Ömer Fındık ve kuzeni Ömer Kartal'ı aldı. Uzun bir zaman geçmesine rağmen üç köylü geri dönmedi. Tedirgin olan aileler Silopi ilçe jandarma komutanlığına gittiler. Burada kendilerine yakınlarınız buraya geldi, hindileri bırakıp emniyete gittiler denildi. Bunun üzerine aileler emniyet müdürlüğüne gittiler. Burada da bize hindi getirdiler, sonra da köye gittiler denildi. Köye geri dönen aileler onların gelmediğini görünce yeniden Silopi emniyet müdürlüğüne gittiler. Köyde arabası olan herkes o gece emniyet önüne geldi. Yakınlarımızı almadan buraya gitmeyiz diyen köylülerin üzerine panzer sürüldü ve ateş açıldı. 39 yaşındaki Mehmet Fındık, 22 yaşındaki Ömer Fındık ve 24 yaşındaki Ömer Kartal'dan bir daha haber alınamadı. 26.01.2009 tarihinde aileler tekrar Silopi Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Başvurularında yakınlarının Silopi Emniyet Müdürlüğü'nde kaybedildiğini düşündüklerini, o dönem görev yapan memurlardan ve Silopi İlçe Jandarma Komutanı Halil Yüzbaşı'dan şikayetçi olduklarını belirttiler. Ancak bu soruşturma da 2015 yılında takipsizlik ile kapatıldı. 981. haftamızda bir kez daha Mehmet Fındık, Ömer Fındık ve Ömer Kartal dosyasında maddi gerçeğin ortaya çıkması, suçun fail ve sorumluların tespit edilerek cezalandırılmaları için adli makamları göreve çağırdı. Kaç yıl geçerse geçsin, adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bütün kayıplarımız için. Bütün kayıplarımız için.